Lemalar. Ha, lemalar, güzel. Kamera bilgisayara bak, o çiçeği biraz şey gösteriyor seni. Heh. Olmadı. 18. Olmadı gene. Böyle mi geleceğim? Ha, öyle olacak. Ha. Kenardaydı. Kaçıncı lema abi? Nasıl başlasın? 318. Tamam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ferdiyet bahsinin başını okuyacağız. İkinci şerde kadar, birinci şerde okuruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Ayetinin bir nüktesi ve vahid ve ehad isimlerini tazavvum eden bir ismi azam veya ismi azamın altın nurundan bir nur olan Ferd isminin bir cilvesi Şevval-i Şerif'te eski Şerif Hapishanesi'nde bana göründü. O cilve-i azamın tafsilatını Risale-i Muhtasar 7 işaretle ismi Ferdin Tecelli Azamı ile gösterdiği tevhid-i hakikiyi gayet muhtasar beğeneceğiz. Evet. Bu 30. lema malum dediğim gibi ismi azam olan 6 ismi, gerçi bir tane de nerede var? 2. lema da var. 17 oluyor. 6 ismin açıklaması. Burada da Ferd ismine bakacak. Ferd isminin dediği gibi usta bir cilvesi görülüyor. O da tecelli azamın cihetiyle beraber David Hayki noktasında muhtasar olarak bize beyan edecek. Birinci şeret, Ferd ismi azamı azamın bir tecelli ile kainatın heyeti mecmuasına ve her bir heyetine, her bir nevine ve her birinin ferdine birer sikke-i tevhid, birer hatim-i vahdaniyet koyduğunu 22. söz ile 33. mektup tafsilen göstermişlerdir. Burada yalnız 3 sikkeyi ben edileceğiz. Ferd, ne oluyor? İsmi azam noktasında. Hem de azami bir tecelli olan beraber. Kainat heyeti mecmuasında, kainatta bütünle beraber görülüyor. Hem ne diyor? Her bir nevinde ve buna ve her bir ferdinde birer sikke-i tevhid olarak Ferd ismi azamı kendini gösteriyor. Bu esadları onu da gerçi 22. sözde 30. mektubda tafsilen bildirmiş. Biz Ferd burada... yaptın mı peki Ferd? Nedir yani Ferd? Ferd, ben ona baktım da sadece şey olarak gösteriyor. Tek başına olma manası, tek olma manası. Tek olma manası daha ziyade. Teklik, birlik. Birlikten daha da teklik. Tek. He. Birlik daha ziyade vahide bakıyor da bu teklik olarak. Evet, tek olarak. Tek olmak. Hı-hı. Onu şimdi söyleyeceğim. Burada gerçek o kısma götürecek onu. Şimdi vahid de birlik tek olarak görünüyor ama birlik olarak görünüyor. Hı. Fert de. Ama fert de burada farklı bir vahid durum var tabi. Anladım benim. Bu şeyleri daha ziyade, sikkeleri daha ziyade ortaya çıkacak, gösterecek kendini. Yani vahidiyette işi yapmak, ferdiyette tek başına hareketle beraber işi çevirmek. Bir daha söyle onu. Vahidiyette bir bütünlük var. Birlik var. Ama fertte tek başına, fert olarak yani tek başına. Ferdiyet makinesi. Mesela şeyde Kastamonu alakası üstad diyor ya, hatta Gelnaz Edici diyor ya, ferdiyet makamıdır diyor. Ferdiyet makamı diyor genel hazret için. Diyor ki Üstad Nur Talebi de diyor her biri diyor fert makamıdır. Ferdiyet makamıdır. İsmi ferd ismine bakıyor o noktadan beri. Orada ferit diyor değil mi? Ferit diyor Nur Talebi için. Ferd ismine bakma noktası. İşte genel hazretlerin anlaması olduğum şu. Fert makamından beraber kendi o belli noktada artık kendi tek başına hareket edebiliyor yani. Bak, o şekilde danışma yok ya. İşte üstad da bir cihetten diyor ya bir yolu takip et diyor yani. Şurada bir meselesi var diye tevhidi kabul et meselesinde. Burada anlasana diyor Kur'an arkasına gittim diyor mesela. Başkalarına bakmadım diyor mesela. Orada bir bak bu cihetle üstad o nur talebe için ferdi ferit makamı demek de bir cihet bu yani. Direkt doğrudan doğru Kur'an'la beraber. Yani bir başkalarıyla beraber hareket etme değil yani. Bir başkalarına hareket mecburiyeti yok. Fert makamı da oluyor yani. Tek başına bunu bulabiliyor yani. Çok antika bir şey biliyor musun? Çok acayip bir şey yani bu. Yani bir de şu nokta var. Bulunmuş olduğumuz bu fitne ahir zamanda bunu tek başına yapaması.
Ki şu nokta var, zaman cemal zamanı olduğu halde üstadları şey için ne diyor? Fert makamı diyor değil mi? Ferdi fert evet. makamı diyor. Nur Tabir için yani. Bak. Hepsi zaman ferdi, cemal. Ferit gibidir. Bu noktaları var ama evet. normalde bulunmuş olduğu makam aslında cemaatleşmek gerekiyor. Cemaat olması lazım. Ya bunu niye söylüyor? Risale-i Nur'dan almış olduğu o dersle beraber başka şeylere ihtiyaç bırakmıyor. Harika. Risale-i Nur başka şeylere ihtiyaç bırakmıyor yani. Şimdi o soruyu yazmışlardı, cevap verdin onu. Evet. O soruyu yazmışlardı. Çok güzel ya. Tamam. Yani Risale-i Nur bu sıra mazar olduğu için müntesiplerine, talebelerine de bu sırrı veriyor. Veriyor. Başka şey ihtiyaç bırakmıyor. Onun için üstad diyor 20 yıllık hayatımda diyor hiçbir kitabıma ihtiyaç duymadım diyor mesela. Duymadım. Yanında bulundurmadım diyor mesela. Bir cihette buna bakıyor yani. Tabi hakikat o. Burada bize buradaki ferdiyet, Cenab-ı Hakk'ın ferdiyet makamı tabi yaratma noktasında gösteriyor. Orada da bizdeki olan ihtiyaç noktası. Şunu bir çevireyim de şöyle. Bakın fert olması da çok ilginç ya. Öyle, hiç kimsesi yok tövbestavullah. Yani kendisi ya. Yani kimsesi yok. Akrabası yok, şusu yok, busu yok. Evladı yok, komşu yok, bu yok. Yani başı yok, sonu yok. Habibullah var, dostu var. He? Habibullah var, dostu var. O tabii yani, tecellileri olarak. Onlar sonra zatı bakın, zatı bakımından ezeli ve ebedi ya. Yani çok tuhaf değil mi ya böyle fert olmak? İşte ya. Dedi ya, yalnızlık Allah'a mahsus deniyor mu? Mesela o cihetle beraber fert o noktada bir de bakıyor yani. Ne diyor? Birincisi geliyor. Ferdiye cilvesi. Bak kenetteki olan hadise bu. Kenet yüzünde öyle bir sikkeyi vahdet koymuştur ki kenetı tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Bak şimdi ferdiyet tabi buradaki ferdiyet buradaki ferdiyete bakıyor bak ferdiyet cilvesi diyor. Kenet yüzünde öyle bir sikkeyi vahdet koymuştur ki vahdet. Tamam, birlik fert mühürü. Koyuyor. Bak fert koyuyor. Kendi yapıyor ama o birlik mühürü yani dedi ki vahdet birlik mühürü koyuyor ki kenan tecezzi, bak bölünmek, cüzleri ayırmak, tecezziden de cüzleri ayırmaktır, kabul etmez bir kül hükmüne getiriyor. Yani cüzleri ayırmak, bütünle beraber bakıyor. Ferdiyet. Kenan bir bütün olarak bakılıyor. Ama şimdi bak, söyleyecek olduğu burada hadiseler birbirine bağlı ama bir bütün içerisinde. Bütün kenada tasarruf etmeyen bir zat, bak bütün kenattan. Tasarruf etmeyen bir zat. Hiçbir cüzüne hakiki malik olamaz. Bak. Ki cüzde bölünmüyor, kül halinde hareket ediyor ama bütünle beraber hareket ediyor yani. Tasarruf yani, edin be. O bütünlük sahibi tek şeye bütünlük de bütünle hükmediyor. Yani cüze yapmış olduğu şey. Aynı hadisi külle yapmış olmakla beraber o ferdiyetle beraber bütünle beraber ne yapıyor? O faaliyeti yerine getiriyor. Ne diyor? Hakiki malik olamaz diyor. Cüzüne sahip olmayan. O sikede şudur. Kenetin mevcudatı, envaları en muntazam bir fabrika çarkları gibi birbirine muavenet eder. Birbirinin vazifesini tekmile çalışır bak. Yani tek bir elden çıktığı için ferdiyet o zaten tek bir elden. Vahid olmakla beraber geliyor ama ferdiyet de tek bir zat ona hükmettiği için aslında ferdiyet burada hükme bakıyor yani. Hükmetmeye bakıyor. Hükmetmeye. O da bakıyor. Bak. Onun için diyor bak mevcudatı bir de envalarıyla beraber. Evet mevcut var ama bir de nevileri var. Onların yapını en muntazam bir fabrika çarkları gibi birbirine muamele ederler. Yardım ediyorlar. Değil mi? Üstad çok yerde bunu söylüyor zaten. Ya, İhlas Lisesi'nin de var mesela bu. Onun için birbirine beraber hareket ediyorlar. Bir bütün hareket ediyorlar. Birbirine kopuk değil yani. Birbirinin vazifesi tekmile çalışır bak. Bu çok acayip bir şey yani. Yani fabrikanın bir özelliği zaten bu. Çıkarılacak olan mamulü bütünle beraber hareket edip çıkarıyor o mamul yani. Bir mamul çıkması için bütün olarak çalışması gerekiyor. Sistem lazım. Sistem olması lazım. Yoksa o netice alamaz. Tekmil de bu şekilde. O kemale ulaşması için kainattaki bütün o mevcudat beraber hareket edecek. Mesela çoğu zaman misal veriyoruz ya. Bir elmanın olabilmesi için ne ihtiyacı var? Evet semaya ihtiyacı var, güneşe ihtiyacı var, aya ihtiyacı var, yıldızlara ihtiyacı var değil mi? Mevsimlere ihtiyacı var. İşte aşağı iniyoruz. Dünyanın o tabakaları ve işte hava sayfası, efendime söyleyeyim, bulut sayfası, bununla beraber yağmur sayfası, topraktır, sudur. Bak sayı diyoruz yani. Değil mi? Ziyadır işte. Bak bunların hepsi birbirine beraber işte bir neticedir. Bir elmanın halk edilmesi. Ama o ferdiyetle o elmayı yapması ferdi bakıyor.
Ama o el yapması için bütün o kendi çalıştırıyor yani. Dedi ya fert noktasında dedi bir kez olmak için. Neticede kemal oluyor. Kemal olmuş oluyor dedi ya. Tekmil etmeden yani o netice vermesi için bütün halinde çalışması gerekiyor. Muavenet deniyor bunlara. Öyle bir tesanüt, öyle birbirine muavenet, öyle birbirine suale cevap vermek ve birbirinin imdadına koşmak ve birbirine sarılmak, birbirine girmek suretiyle öyle bir vahdi vücut teşkil ediyorlar ki. Değil mi? Yani burada aklımıza gene 14. lemanın var ya, 14. lemada. Orada Bismillahirrahmanirrahim okuyor ya. Burada mesela sadece şunu söylüyor bak. Burada Bismillahirrahmanirrahim sırrını açıklarken kendi siması ne diyor? Evet. Bu kendi heyet mecmuasına taavün, tesanüt, tanük, tecavüden, tezahür eden sikke-i kübre-i ruhiyet. Tabi bu taavün, tesanüt, tanük ve tecavübü üstad burada açıyor. Bunu onlar zaten. Tesanüt etmesi, birinin muavene etmesi, birbirinin sualine cevap vermesi, tecavüb, birbirinin imdadına koşması, birbirine sarılması, tanük. Bununla beraber bakıyorsun, bütün mevcutta bu var. Ama bunu yaptırmak için ferdiyet devreye giriyor yani. Ferd olması. Ferdiyet yani ferdiyetle beraber onu yaptırılıyor. Şöyle diyor ya, ferdiyetin cilvesidir bunda. Yani o mahlukatın bir şeyin netice alabilmesi için, o demiş o tekmil olabilmesi için, kemale ulaşabilmesi için bütün o mevcudatın beraber çalışması ferdiyete bakıyor. Ferdiyet onu onlar yaptı, o vazife yaptırıyor. Evet bir de diyoruz vahdet diyoruz ya, vahdet mühürü sikkesi diyoruz. Ama dediği gibi burada ferdiyetin cilvesinden beraber bunlar görülüyor. Mesela az önce okuduğumuz yerde o 14. lemada üstad onları kelime kelime söylüyor. Burada onların manalarını söylüyor. Dikkat edin. Bu arada bak mesela üstad de okuyamıyor orayı. 14. lemadaki Bismillahirrahmanirrahim de aynı var da. Birinci sözde var ya. Bu arada malum aynı yer. Bak burada baktığımız zaman makam münasebetle burada üstad sadece kelimeleri söylüyor. Taavün, tesanüt, tanük, tecavüp diyor değil mi? Kelimeleri zikrediyor ama burada açılımlarını söylüyor. Bak burada açılımları var. Yani aynı kelimeleri buraya söyleyebilirdi. Burada ne yapıyor? Açılımlarını yapıyor. Birine muamele etmesi diyor. Birbirinin diyor suallerine cevap vermesi. Ne diyor? Tecanüp. Birbirinin imdadına koşması. Tesanüp yani ciheti, taavün ciheti. Burası açıyor. He, açımı. Birbirine sarılmak diyor. Tanük diyor mesela. Tanük sarılmak manası. Birbirini bu şekilde beraber bu bütünü gösteriyor. Bu da ferdiyetin cilvesiyle beraber ortaya çıkıyor. Ne diyor? Birbirinin suretiyle öyle bir vahdi vücut teşkil ediyorlar ki bak. Birbirine girmek suretiyle beraber. Bu vaziyetlerin olması yani az önce dedik ya. Bir şeyin olabilmesi için bütünle beraber hareket etmesi gerekiyor. Mütedahil daireler diyor ya. Mütedahil daireler gibi yani nasıl gene aklımıza gelen nereye var? Şükür Risalesi ne olacak? Diyor ki merkezde hayat var diyor. Hayatın olabilmesi için diyor, o çevresinde daireleri var mesela. Değil mi? Hayatın çevresinde daireleri var. Ya da onun daha iç noktasında var, rızık var. Değil mi? Rızıkla beraber gelen diğer daireler oluşuyor. İşte hayat dairesi, ziyaret dairesi, zişru daire, öcelikle beraber daire oluyor. Burada herkes aynı şekilde dairelerle beraber birbirine içine girift bir şekilde ama o faaliyet yapılıyor. Vücutta bir birliği var. Var. O vücuttaki birliğin sahibi. Sahibi evet. O zaman bütünlüğün. O bütünlüğün sahibi anladığım kadarıyla. Hı hı. Her bir cüze de o bütünlükle bütünlüğe hitap ediyor, hükmediyor. Çok acayip bir şey. Yani. Çünkü şöyle o bütünlüğün mesela dedi ya fabrika gibi dedi ya mesela çıkacak olan mamulün her bir cüzünde bir faaliyeti var ya ama o faaliyeti miktarınca ona muamele ediliyor yani. Yani diğeri kadar. Diğeri kadar. Miktarı kadar. Biraz fazla olsa, o mamuloda büyük olsa ne olur? Olmaz. O zaman olmaz yani. Sistemde olur. Sistem çöker yani. Çünkü niye? Onun yapacak olduğu işin kıdemi ve değeri neyse o kadar olması lazım orada yani. Ya da değerine göre o vazife görmesi lazım. Bir de şey vermiş galiba değil mi Ömer? Yani o bütünlük sahibi her bir ferde hükmederken bütünlüğü de her bir ferde bir şahsiyet olarak vermiş. Tabii. O bütünlükle beraber dişkiye tabi. Mesela insan ben tekim, erkek tekim. Ama bütün şeceri hılkatın 18 bin aleminin. Sen de öylesin ben de. Sen de kainatın kulasasıyken ben de ama bana aynı bir şahsiyet vermesi ismi ver. Allah'ın ona, fert onu, fert işini. Ona kazandırması oluyor, vermiş oluyor. Evet. Çok yani ne diyor? Şey. Ve ettiği gibi bir insanın
cesedindeki unsurlar gibi birbirinden kavli tefrik olmaz. Değil mi? Bu noktada var. O derede olduğu gibi olan o vaziyet. Bu dedi ya, bu yapılan icraatlar tesadüfte, abündüte, anüktüte, cevaptır. Birbirine beraber ne yapıyor? Kabili tefrik değildir yani. Hepsi bütün halde çalışıyor. O dediğim şey o noktadan beraber. Hepsi aynı noktaya hareket ediyor. Bir unsurun dizgini tutan, umumun dizginlerini tutamazsa o tek unsurun dizginini zapt edemez. Bak. Yani yapılacak olan en ufak bir icraat dahi o ferdiyetle beraber hükmetmesi lazım ki diğerlerine bir bütünlük haline gelsin. Eğer o olmazsa bütünlük bozulur yani. Dünya, ahiret, gayb, şahadet, hepsi tek ya. Aynen. Hepsi tek olmakla mı bir bütünlük halinde çalışıyor. Bütünlük yani. Çünkü yani bir tanesini dizginle tutamamış olsa diyor, diğerlerine sahip olamaz yani. Diye bak. Umumunu dizgini tutması için o bir tanenin dizginle tutması lazım yani. Öyle bir şey yani. Senin vücudunda kaç milyar hücre var? Her bir tanesi hükmetmesi gerekiyor. Her bir tanesi. Diyor, ya ufacık bir şey. Hükmetmesen ne olur? Ama öyle değil yani. Burada hemen aklına ne geliyor? 32. söz olacak değil mi? Orada Ehl-i Dalalet'in vekilinin her bir zerreye gidip de diyor ya, işte sen kendini yaptın diyorsan da ben seni yaptım meselesi var ya. Orada ne diyor? Beni yapman için diyor, bütün benim cemmi yapman lazım. Önce kendini söylüyor, sonra diyor bütün benim gibi hepsini yapman lazım diyor yani sen. Onun için bakıyorsun, her bir zerreyi yapabilmek için bütün hepsine hükmetmesi gerekiyor yani. Yani sadece ben bunu yaptım da olmuyor yani. İşte kainatın simasındaki bu taavün, tesanüt, tecavüp, teanük, pek parlak bir sikke-i kübra-i vahdet değil mi bak? Kübra-i vahdet. Vahdet yani. Demek ki bunları pek mesela... Bir araya getirmekle beraber bir oluşturuyor. Ha. Ama her birinde o ferdiyetle beraber, yani her birini hükmediyor ki o birlik meydana geliyor. Yani bir bütün, yani bir cihetle üstede diyor, dedi bak, vahid ehadiydi ya, ehadiyette de bu var aslında. Yani her birine bakıyor ama, şimdi oradaki her birine bakma olayı vahidiyetle beraber kıyasetle ehadiyet ortaya çıkıyor ama ferdiyet öyle değil. Ferdiyet daha farklı bir ahadise var. İşte tek başına ona hükmetmesi noktası var yani, fert olarak. Buna o cihetten baktırmış oluyor. Kübra-i vahdet, bu teavun, tecavüt, tesanütün bütünlüğü, Kübra-i vahdet, onu bir ferde koyması ismi ferd. Evet, bütünle bir hareket ettirmesi ve tek birinin her birinde... Sima demek görünen de, mesela insan simalarını tanıyor ya. Sima, yani kainattaki olan bütün o bütünlük yani. Bütünlük, gözüken bütünlük. Gözüken bütünlük. Oysa birbirine zıt gibi gözükürken, mesela abi, soğuk, sıcak, güneş, yağmur, yani bozulmak, dağılmak birbirine zıt. Karanlık, aydınlık, iman küfür. Daha ama şu da var mesela, evet. Şimdi gerçi insanı gelecek de, üçüncü sikede insan var da, insan simasına baksın ama insan siması da mesela göz, burun, ağız, biz irtibat kuruyoruz burada. Ne alakası var ki yani? Evet, evet. Ama alakalı olmadı değil mi? Simada toplanıyor, ne kadar muvazin oluyor yani. Evet. Bir ölçülü oluyor. Herkes bu, de aynı yerde. Hem aynı olması hem de yani hiçbir alaka yok yani. Bu kokuyla alakası, bu görmekle alakası var, bunu tatmak alakası var. Baktığı zaman az önce dedik ya, yani simada ya, ne alakası var dedi desin mesela. Kendindeki bunların ne alakası var diyorsun. Aynı sima da o şekilde bir alaka yok. Ama alakası şeyle bir hareket etmekle ne kadar mükemmellik ortaya çıkarıyor. Evet. Yani o şekilde bakarsan bir alaka yok ama alakadarlık, birbirine alakası olmayan şeyi bir araya getirmekle beraber mükemmellik ortaya çıkıyor. Sana da ortaya çıkıyor. İkinci sikkesi ne varmış? Zemin yüzünde ve bahar simasında öyle bir parlak hatem-i hadiyet ve sikke-i vahdaniye İsmi ferdin cilvesiyle görünüyor ki bak burada aynı şekilde zemin yüzünde bak bahar simasında özellikle daha ziyade parlak bir şekilde diyor hem hadiyet hatemi hem de vahdiyet sikkesi fert cilvesinde görünüyor. Değil mi? Az önce dedik yani hadide vahidlerle beraber birmiş gibi görünüyor ferdiyet ama ferdiyet tek başına hareket etmek yani. Bunda da biraz daha şimdi hadi diyoruz bakıyoruz diyor ki ne diyoruz? Bir insan vücudunda vahidiyet varsa her bir cüzünde ehadiyet var diyoruz. Ama ferdiyetse her bir cüzünde aynı şekilde onun yapmış olduğu faaliyet var yani. Göstermiş olduğu icraat var yani. Onun için burada ne diyor? Ferdi cilvesini görünüyor diyor. Küre-i arzın yüzünde bütün zihadı, bütün efratıyla ve ahval ve şunatıyla idare etmeyen ve umumunu birden görmeyen ve bilmeyen ve icat etmeyen bir zat icat cihetinde hiçbir şeye karışmadığını ispat ediyor bak.
Şimdi bakıyoruz, giriyor yeryüzü yüzüne bakıyoruz. Ne diyor? Bütün zihede baktırıyor. Sonra onların bütün efratlarına baktırıyor, bak fertlerine baktırıyor. Yani bir zihetler var. Şimdi üstadları 400 bin mahluk diyor ama 400 bin mahlukun her birinin de kendi arasında fertleri var yani. Fert dediğim. Değil mi? Yani şu anda mesela o 400 bin deniyor. Şu şimdi mesela yapılan araştırmada 400 bin 2'ye 3'e katlamış yani. Üstad o zaman 400 bin demiş bunu. Şu anda bilim yani araştırmalarda 5, 7, 7, 8 geçmiş yani o yani. Öyle deniyor yani. Şeyde ilmen olan. Şimdi o zaman ne? Şimdi bakıyoruz bir de bunların fertleri var yani. O fertlerle beraber yapılan icraat var. Ne diyor? Ahval şunatı ile idare etmeyen. Bak. Bir de şimdi tamam onu yapıyor ama bak ne diyor bu da? Halleri var. Bütün işleri var. Şunat işleri var. Onlarla mı idare edecek yani? Yani sen insansın tamam seni halk etmiş ama senin bütün fiiliyatın da aynı şekilde o kumanda diyor. Hepsi yani bütün aynı anda. Aynı anda senin böbreğin çalışıyor, dalağın çalışıyor, kalbin çalışıyor, ciğerin çalışıyor. Efendim söyleyeyim, beynin çalışıyor. Yani akıl çalışıyor, beyin çalışıyor. Hisler, duyguların çalışıyor. Çalışıyor yani bütün hepsi çalışıyor. Aynı anda böbrek aynı çalışırken anda. Hücresi de ayrı çalışıyor. Ayrı çalışıyor onda yani. O da ayrı bir alem yani. Onun için ne diyor? Her bir ahval şuna dile idare edemiyor yani. Umumunu birden görmüyor. Bak bir de şu var. Umumunu birden görmek yani. Yani düşün ki en ufak zerreye kadar görüyor. En ufak zerreye kadar umumunu hükmediyor. Umumunu bir tek şey gibi görmek. Tabii. Yani birden görmek yani umumunu aynı anda senin bütün hücrelerini aynı anda görüyor, hükmediyor yani. Mesela mazi, mustakbel, hal yani geçmiş, gelecek, olmuş, olacak hepsini bir anda görüyor. Dedin ya bir de her şey birbirine muhalif yani. Evet, birbirine muhalif gibi gözüküyor. Aslında muhalif de birbirine öyle gibi, bizim canımızda öyle görünüyor. Öyle gözüküyor, bizim özürümüzde. Mesela Ömer dedi ya, böbrek mesela, böbrek çalışıyor ama böbreğin her hücresi de müstakil bir böbrek. Müstakil bir alem olarak çalışıyor da, işletme olarak çalışıyor. Yani. Hepsini âli vahitte görmek. Her bir zerresi. Ve ne diyor? Bilmeye ve icra etmeyin bir zat. Bak hem görmeye hem de bilmeye. Bize bilmesi gerekiyor yani. Ve icat etmeyen bir zaten. Ve onda an ve anda icat var aslında yani. Aynen. Değil mi? Bir de var olup yok olup. Tabi icadı var. Ha bu icadın tabi iki ciheti var da. Bir yoktan var etmesi bir de o yani ilk yaratılışı. Bir de yaratmış olduğu an ve an icat yaratıyor. Yaratılması devam ediyor. O da bu ona geliyor gerçi. Ya, devam, o yaratma süreci devam ediyor yani. İcat hiçbir şeye karışmadığını ispat ediyor bak. Yani bunun haricinde olması mümkün değil yani. Dedi ya, bütün bunları yapamayana bunlara karışması mümkün değil yani. Dedi ya bak, idare edemeyen, umunu birden göremeyen ve bilmeyen, icat etmeyen bir zat. Bunları yapamayan, o zaman ne diyor? İcat cihetinde bir şeye karışmadığı ispat ediyor yani. Yani bunlara, o zaman bunları idare etmesi lazım, karışabilsin. Yani karışması için idare etmesi lazım. O sikide şudur ki, zemin yüzünde madeni maddelerin, unsurların ve camidat mahlukatın gayet muntazam fakat gizli sikkelerinden kat'i nazar, yalnız 200 bin hayvanat tayfelerinin ve 200 bin nebatat envalarının atkı ipleriyle dokunan nakışlı şu sikkeye bak ki, şimdi burada zemin yüzü bize, üstadın çoğu yerde bunu zikrettiği gibi, değil mi? Risale'de çok yerde var bu, zemin sayfasını. Bize gösteriyor nasıl olduğunu. Yani madenlerde, unsurlarda, camit mahlukatta. Bakıldığı zaman zahirde bu görülmemesi lazım ama bak madende, unsurlarda, camit mahlukatta ne kadar mükemmellik olduğu için ortaya koyacak bize. Hatta onunla beraber ne diyor? Gizli sikkelerinde katlı nazla bak. Kesin bu arada bakışla beraber o görüşten hayvan alemi ve nebat aleminle beraber at kipleri gibi değil mi? Dokunması diyor. Ne diyor şimdi bize burada? Bak diyor o sikkeye bakken birden bahar mevsiminde zemini yüzünde birbiri içinde beraber ayrı ayrı şekilleri, ayrı ayrı hizmetleri, ayrı ayrı rızıkları, ayrı ayrı cihazatları hiçbirini şaşırmayarak, yanlış etmeyerek nihayet karışıklık içinde nihayet derecede temyiz ve tefrik ile gayet hassas bir mizanla her bir şeye lazım olan her şeyi külfetsiz tam vaktinde umulmadığı yerden verildiğini gözümüzle gördüğümüzde o zeminin simasını, o keyfiyet, o tedbir, o idare öyle bir hatim-i vahdaniyet ve öyle bir sikke-i ahadiyettir ki diye devam ediyor. Şimdi burada kalacağız. Şimdi yukarı değil bize.
O sikkeye bak. Şimdi o sikkeyi bize gösteriyor. İşte dedi ki, çoğu yapısında söylemiş olduğu gibi zemin yüzündeki değil, küre yer diyor ya, zemin yüzü. Onun halise, daha ziyade bahar sayfasında değil mi? Zihette, hayvanatta ve nebatatta olan. Nebatatta olan hadiseyi söylüyor bak. Sonra ne diyor? Tabi bahar mevzu zemin yüzünde birbir içinde diyor bak. Sonra beraber ayrı ayrı şekillerde. Bak hem beraber hem de ayrı şekilleri de ayrı ayrı. Aynı yani bütün yerde. Aynı yerde. Kavun, bak, bir içinde. Kavun ve biber mesela aynı yerde. Aynı. Bütün aynı toprak için değil mi? Hatta Üstad'da diyor işte Hüven Öktesi'nde bir avuç diğer kasede diyor attığın zaman diyor hangi çekirdeği atsan diyor onun neticesini görmekle beraber yani çıkmakla beraber değil mi o çekirdeğin içisi kendini gösteriyor ve bakıyoruz o çekirdeğin özelliğiniz ona göre çıkıyor yani. Onun için ne diyor? Birbiri için içinde beraber ayrı ayrı şekilleri, ayrı ayrı hizmetleri bak. O 200 bin hayvanatın ve nebatatın özellikleri bunlar. Özellikleri ayrı. Sonra diyor rızıklara da ayrı. Sonra cihazlara da ayrı. Cihazlar birbirine benzemiyor çünkü hepsinin farklı farklı. Sonra ne diyor? Ha, bunlar olmakla beraber başka noktaya gidiyor. Hiçbirini şaşırmayarak. Bir de o var yani. Şaşırmamak var. Allah Allah. Yanlış etmeyerek var. Değil mi? Yanlış da yok. Nihayet karışıklık içinde nihayet derece temyiz ve tefrik ile bak. Bak o kadar birbirine karışmışlar ki bahar sayfasında ama hepsi kendine has programla beraber ortaya çıkıyor. Karışmıyor yani. Zahirde karışıklık var. Hakikati karışıklık yok. Zahirde niye karışıklık var? Biz görüyoruz. Ama bu nasıl olacak diyorsun. Ama bakıyoruz ki hepsi öyle bir tefrik ediliyor ki. Temiz de birbirine ayrılıyor. Tefrik ediliyor. Fark ettiriliyor yani. Yani özelliğine göre. İmtiyazlaşıyor. Tabii. İmtiyaz. Onun özelliğini izler. Hangi vasfı aitse o vasf ortaya çıkıyor. Bu da o zaman kanun ve namus gibi değil mi hocam? Kanun ve namus gibi giriyor. Ben bu Zil abi adlı sen kaldığın abi var diye. Ya dedim bu bütünlükle bir şeye bakmaya ait dedim. Hiç unutmuyorum belki de 30-40 sene oldu değil mi? Hızır abi 30 sene oldu. 30 sene oldu. Şöyle bir misal vermişti yani bütünlükle bir şeye. Bak diyor sen hiç diyor mermer çeşidine girdin mi dedi böyle dükkana. Böyle mermer. Mavi zemin mermerler var, yeşil var, siyah var, gri var. Gördün mü dedi, gördüm abi dedim. Şimdi bu dedi taşın içerisinde değil midir dedi. Bu taş. Ve bu taşın içinde bu taş da toprağın altında. Şimdi senin göz zevkini bilmeyen tabii. Toprağın altı ve taşın içerisine o boyayı nasıl atar dedi. Yani bütünlük içinde tek şeye nasıl şey yapıyor, tasarruf ediyor. Bir düşünün yani böyle mermer, mavi mermer görün, yeşil. Şu anda mesela dünyada mavi olarak mermer bulundu işte Erzurum'da. Dünyada tek olarak orada çıkarıyorum. Allah Allah. Yani şu anda o bulunmuş orada Erzurum'da. Mavi. Turkuaz bir mavisi var. Öyle Allah bir mavi. Görsen çok acayip. He, taş yani mermer madeni. Şimdi düşün bak. Dedi gibi yani o orada mesela. Taşın içerisi. Hem de, öyle bir, hem de öyle bir renk ki yani. İnsan baksın mı şu bu şey gibi aynı. Koltuk gibi. İnsan çok hoşuna da gidiyor yani. Canı göz alıcı bir şey. Çok tuhaf değil mi yani? Mesela esbab noktasını şöyle düşün. Taşın içi karanlık değil mi? Oraya boyayı yani nasıl atıyorsun sen karanlıkta? Kömür olsun dersin ya kömür o zaten karanlık, kömür evet. Diyorsun. Zaten biraz daha akla yatkın oluyor yani. Kömür diyorsun aslında. Ama beyaz mesela. Ama diğer yeni değil yani. Renk. Karanlıkta beyaz olur. Çok şükür. İşte önce ayrı ayrı diyor. Bu zaman ne diye bakıyor? Birbirini şaşırmayarak, yanlış etmeyerek, nihayet karışıklık içinde nihayet derecede temiz ve tefrik ile bak. Ayrımakla var abi. Ayrılıyor. Birbirini ayrılıyor. Gayet hassas bir mizanla her bir şeye lazım olan her şeyleri külfetsiz tam vakti umulmadığı yerden verildiğini. Bak. Umulmadığı bak, yerden. Ne diyor? Hassas bir mizan var. O kadar ince ölçü var ki. Değil mi? Yani insan aklında da alamıyor onu. O kadar ince bir ölçü. Yani diyorsun o orada nasıl oldu yani? Yani o orada nasıl bunu şekli aldı? Yani bu ton, bu burada nasıl bu oluştu yani? Bir de onun tonları var yani. Bir de bir şey taşıyalım Muammer. Mesela kayanın içerisinde bu tonları attı. Bunu orada gördü, bizi gördü. Bizim göz zevkimizi taşta gördü, gösterdi. Gördüğümüzü, yani böyle bir zevkim olduğumuzu taşta gösterdi. Şimdi taşın içerisini görüp bu boyaya atan Allah
bütün kainatı senin için yaratmış, toprağın altına seni sokunca seni unutur mu? Tabii. Mezara seni koyarak unutur mu? Taşta seni unutmamış, taşta senin göz zevkini takip etmiş, taşın içerisine senin göz zevkini takip etmiş. Evet. Yani şu anda toprağın altındaki o gözüne ihtiyacını ortaya çıkarttık. Benim dediğim gibi. Zaten. Nasıl? Evet. Toprağın gözü rızkını. İhtiyacı vardı ya, mavi renk mesela. Ha. Gözü rızkı evet. Olan. Vay be. Bak ne hassas bir mizanla beraber yapıyor. Hasıl beni her şeye lazım olan her şeyleri bak. Her şeye lazım olan her şeyleri külfetsiz. Yani ne? Ve lazım olmasından beraber değil, külfetsiz. Değil mi? Külfetsiz şekilde yani. Yani hiç zorluk değil. Hiç Allah değil. İçin mesela. Mesela biraz çalışırsın, sen oruç tutarsın, biraz yorulursun. Allah için fert ya. Tabii. Bir de burada bak tam vaktinde ummadığı yerden diyor. Yani gerçi biz bunu hayvanat ve nebat için diyoruz ama burada az önce demişti ya, madenler ve unsurlar da. Bunlar da umulmadığı şekilde umulmadığı yerde. Mesela bazen bunun misalini veriyoruz. Mesela eskiden insanlar ne kullanırlardı? Ağaç kullandı yakmak için. Sonra ağaç bir müddet sonra kömüre döndü. Kömür bir müddet sonra şimdi doğalgaza döndü. Şimdi o da bitiyor. Bak dedi ya burada. Umulmadığı yerde umulmadığı tam vaktinde yani. Yani o bitiyor. Hatta bitmesine az edin mesela şu an İstanbul'da eğer kömür yakılmış olsaydı biz buna karşı göremezdik. Sifir karanlık olurdu yani, pislik içinde olurdu. Evet, o değil mi? Bak bu ne kadar mükemmellik yani. Ya bu ne kadar büyük bir ikram yani. İkram-ı ilahi yani. Şimdi bak tam vakti ummadığı yere bu şekilde gönderiyor. Şimdi o da gidiyor. Bor madenlerine maden geliyor. Daha yukarısı. Ya da güneş enerjisi geliyor. Yani değil mi? Bak bunu külfetsiz bir şekilde ihtiyacı bile ummadığı yerde Cenab-ı Hak gönderiyor yani. Allah için hakikaten zorluk yani yok ya. Yok. Acayip bir, acayip şey. Bir nokta var bu arada. Değil yani. Sonra diyor gözümüzle gördüğümüzde, tabi burada dedik ya, biz bahar meyvesini burada zikretmekle beraber gözümüzle de bunu görüyoruz. Zeminin siması, o keyfiyet, o tedbir, o idare öyle bir hatim-i vahdanet ve öyle bir sikahadiyettir ki bak. Zeminin simasında bu keyfiyet görünüyor. Bunlar gözüküyor. O tedbir var, o idare var yani. İdare. Değil mi? İdare diyor. Çünkü onları da şu şekilde idare ediliyor ki ortaya çıkıyor yani, yapılıyor. Bunu görünüyor yani. Bir de tedbir bak. Müdebbirden geliyor. Müdebbir, tedbir aynı köktendir. Yani bir şeyi önceden bilerek yapıyor. Müdebbirin özelliği odur yani. Önceden biliyor. Önceden biliyor yani. Yani olacak olan fiiliyatı, mesela biz burada diyoruz ya, sen buranın müdebbirsin diyor ya. Müdebbir ne dedi? Olacak olan şeyi bir önceden tahmin ediyor, biliyor yani. Onun için bazen diyorsun, ya sen şunu ya böyle yapmayın, yapma diyorsun. O kişi diyor ki, ya niye yapmayacakmışım ki? Sen çünkü onu bir sonrası görebiliyorsun yani. Evet ya. Gördüğün için, yapma diyorsun çünkü bu netice bu olacak. Ya diyor öyle bir şey var mı diyor, öyle bir şey olur mu diyor yani. Sonra yapıyor, he diyor öyle oldu, niye öyle oldu? Çünkü sen görmüyorsun. Yani sen tecrüben onu görüyorsun yani. Müdebbirin özelliği yani. Tedbir aldı, burada tedbir doğdu yani. Cenab-ı Hak önceden bildiği için ona göre hareket ediyor, ona göre tedbir alıyor. Az önce dedik ya mesela, odundu, kömürdü, gazdı, yani doğal gaz, yani fıtri gaz yer altında. Onun üstüne geldi sıra, şimdi efendim üstüne bora geliyor. Bak ona göre tedbir alıyor yani. Ya. Silsile ona göre gidiyor yani. Acayip bir kanun var orada. Sonra idare ediyor onu. Öyle bir hatem-i vahdaniyet ve öyle bir sikke-i ehadiyettir ki bak. Hem vahdet mühürü var burada, birlik gösteriyor. Ehadiyet cihetinden birlik var yani, sikkesi var yani. Bütün o mevcudatı birden, hiçten icat edip beraber idare etmeyen bir zat rubiyet ve icat cihetiyle hiçbir şeye karışamaz. Bak. Bak düşün, bütün o mevcudat içerisinde olan her şeyi İcat etmesi gerekiyor. Edebilecek ki bunlara hükmedebilsin. Hiçbir boşluk yok arada. Boşluk yok yani. Mümkün değil yani. Nasıl karışacak yani? Ne karışacak? Sistemi ona göre bilmesi lazım. O sistemde en ufak bir gedik olması lazım. Yoksa dağılıyor yani. En ufak bir gedik bile bırakılmıyor yani. Onun için mesela bazı üstad diyor ya, işte malum mesleğe soruyor yani, tamam Cenab-ı Hak büyük mahlukatları işliyor da ya küçük şeylerden niye uğraşsın ki diyor yani. Küçük işlerden niye uğraşsın ki yani. Öyle değil mi? Küçük işler niye uğraşsın da? Küçük işler uğraşmazsa olmaz yani. Mesela devlet işlerine bile büyük muhasebe uğraşıyor, küçük muhasebe uğraşmasın desen olur mu? O küçük muhasebe büyüğe bakıyor zaten. Gücü gösteriyor. Öyle değil. O cihetle beraber karışması gerekiyor. Çünkü karışmış olsa o hadsiz, geniş, muvazene idare bozulacak değil mi? Yani onun birbirine eğer ki rubiyetine karışmaz.
karışamazsa diyor, o yapılan icraatlara, o zaman bozuluyor. Fakat insanlar o kavani rubiyetin hüsnü cereyanına yine emri ilahiyle sürüyü bir hizmeti var. Bu da bu noktada farklı. Bak, Cenab-ı Hak ne diyor? Bak, sen ne diyor burada? İnsanlara Cenab-ı Hak bir şey vermiş, bir faaliyet vermiş. O da dedi, kavani rubiyet cihetiyle beraber bir faaliyet vermiş. O da dedi, hüsnü cereyanına güzel bir şekilde o cereyanlara müdahale etmekle beraber sürüyü bir hizmet yapmış oluyor. Yani bitkilerin büyütülmesi, hayvanların çoğaltılması, işte ziraat olaylarının o hadiseleri. İnsanın vesile olması. İnsanın vesile olması yani. Ama zaten bak insan yapıyor. Mesela suni bir tasarruf. Suni bir tasarruf. Mesela şu bilgisayarı insan yapmış yani. Bu da tasarruftur. Tasarruf var burada. Burada bir ilim var, irade var. Bir şey var yani. Bu da Cenab-ı Hak demiş o usulî hizmetine bakıyor yani. Yani Cenab-ı Hak insana o noktadan beraber elde deniyor mesela o noktadan. Onu vahid-i kıyas noktasını bilmesi, tanıması noktası da Cenab-ı Hak ona o şeyi vermiş. Adem malikiyet noktasında sen bunu yap demiş yani. O cihetten ortaya koyuyor. Yani o noktadan beraber bu da kendini gösteriyor. Ama dediği gibi bak, kavani rubiyetin hüsnü cereyanları için bunu yaptırıyor. Kavani rubiyet. Yani koymuş olduğu kanunlar var ya kainatta. O kanunları güzel bir şekilde işletilmesi de insana verilen kıymet değeri aslında ortaya koyuyor. Bu insanın kıymet değeri oradan ulaşılıyor burada. Çünkü o vaziyet insana veriyor. Herkese bir böyle bir şahsiyet-i muntaza vermiş. İsmi fert. Fert noktasında o da ona baktırıyor. Yani. Hepsi ebe ayrı, müstakil, armut vesaire hepsi. Hepsinin müstakil olmakla beraber hepsinin ceminin sahibini düşün. Tabii mükemmel orada ortaya çıkıyor. Fert. Üçüncü sikeye de bakalım. Evet. Bu da mükemmel. Ne diyor burada? İnsanın yüzünde, belki insanın yüzü öyle bir sikke-i ahadiyettir ki. Şimdi diğerlerinde dikkat edin, diğerlerinde ne vardı? Sikke-i ahadiyet, hadiyet ve sikke-i vahdaniyet vardı. Kendi simasında yine sikke-i vahdaniyet vardı. Ama burada direkt sikke-i ahadiyet dedi bak. Yüzde. Burada simada, direkt sima ya, tek tek baktığın için insana. İnsanın yüzü var ya, o cihetten sikke-i ahadiyette. Herkes de göz aynı yerde. Herkes de aynı yerde. Burun da aynı yerde ama herkes farklı. Farklı olması da herkes baksın ama tek tek görünüyor yani sima. Adem zamanından daha kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün efrad insaniye birden nazar-ı müteâlâsında bulunmayan ve her birine karşı o tek yüzde birer alamet-i farkı koymayan ve o küçük yüzde hadsiz alamet-i farkı bırakmayan bir sebep bir tek insanın yüzündeki hatem-i vahdaneti icat cihetiyle el uzatamaz değil mi? Yani bu çok dehşetli bir şey yani. Hadsiz alamet-i farka koymuş. Çok, bu aslında çok bir şey var, dehşet ve vahşet bir şey bu yani. Çok dehşet bir şey bu yani. Çünkü şu nokta var burada, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar olan bütün insanları. Şöyle olması lazım değil mi? Arada değil mi böyle? Bütün hepsi söylemesi. Bana simayı verecek. Anne karnında avucunun içine koydu beni. Şimdi Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün geçmiş gelecek insanları görecek. Ha buna da benzemesin, buna tabii da benzemesin. Aa buna benziyordu az kaldı. Buna şey, hepsinin nazarında olan ancak bana farklı sinirler. Bir de şurada şöyle bir benim şahsi şeyim var. Teşekkür ederim de. Şimdi bak, baktığımız zaman tamam diyelim ki şimdi burada aşağıda hukukullah olarak bunu gösterecek. Medeni olarak. Hukuk insani olarak diyor burada. Hukuk insanı muhafaza için diyor değil mi? Baktığım zaman bunun bir ciheti bu yani. Hukuk insanlığına benzemesin. Hukuklar payı mal olur. Ama şu var. Hukuklar payı mal olur da o bu zaman için geçerli. Benden 100 yıl önce yaşamış olan adamla benim ne hukukum var ki? 200 yıl evvel geçmiş olan adamla ya da 100 yıl sonra gelecek olan benim ne hukukum var ki yani? Ben 200 yıl önce yaşamış bir insana benzesem ne kabahat ne olur ki? Zaten gözükmüyor. Zaten gözükmüyor. Hiçbir şey yok ki. Ama mesele o değil yani. Burada başka bir mesele var. Bu sağ dünya bakmıyor. Bir de ahireti var yani. Ahirette bu sen onlarla beraber olacaksın. Orada. Ha bu da orası var yani. Orayı da sadece, nazara alarak tasarlıyor. Orada zaten burada o ortaya bu çıkıyor. Bu ortaya burada benim anladığım manu. Bu, burada sağ dünya bakmıyor. Her zamana bakmıyor zaten. Hadi zamana baksa bu asırdakine bakar yani. Hatta 80 yıl önce yaşamış olan insan bile bana benzemesi hiçbir şeysi yok yani. Yani bana benzemesi bir ne diyeyim özelliği yok yani. Benzemez onu benzemesen ne olur? İşte böyle ama evet, çok güzel bir buradaki noktayı nazar ahiret ebedi olacak olduğu için bütün insan orada olduğundan dolayı birbirine benzemeyecekler yani. Orası önemli yani. Oradaki aynanın neticesi bu yani. Çok güzel. Yani güzel bir cevaptır. Onun için baktım bu şekilde onu gösteriyor yani. Ben o şekilde düşünüyorum. Bütün insanlık o mahşer aleminde tabii hiçbirisine bile benzemiyor. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar mahşerde hiç kimse kimseye benzemiyor.
Ha, doğru söyledin. Tamam, şimdi mahşede şu var. Şimdi bana benzemiyor. 500 sene önce adam bana benzese ne olur, benzemese ne olur? Değilmiş demek. Ama mahşer noktası biraz farklı. Çünkü mahşerde herkes kendi eline düşmüş, o simabek o da önem arz etmez. Şimdi, cennette harz ediyor o. Merhaba abi, şimdi oradan nazara baktığınız zaman her şey farklı ya, o nazar mesela çok farklı yani. Tabii o da var, Cenab-ı Hak nazarında o var. Biz belki haşirde onların hepsini göremeyebiliriz belki, bütün insanlar o şekilde. Ama cennete gittin hepsinin haşirine şey olacağız, göreceksin yani. Çok acayip değil mi Allah'ın nazarı? Şimdi sipsiye yapmış, bembeyaz yapmış, sarışın yapmış, kurnal yapmış, gözler şeyli. Hepsini Allah bir anda bütün olmuş olacakları bir anda görüyor ve Allah bu böyle bir Allah. Bütünle beraber geliyor. Çok hoş bir Allah ya, değil mi öyle hoş? Evet. Telefon yüz algılıyor aslında. Evet. Böyle baksana açmıyor, seni görünce açılıyor. Bu bile şey yapıyor, fark ettiriyor. Evet. Yani böyle düşününce Allah'tan insan gurur duyuyor ya. Zevk alıyor, çok şükür Allah. Evet, ne dedi bize? Her insanın nazarı mütalatını bulmayan ve bak bütün insanlar nazarının mütalasında. Küçük yüzde hadsiz alamet orada kaldı. Farka bırakmayan bir sebep. Buraya tekrarlayacağım da. Ve her birine diyor, karşı tek yüzüne birer alamet farkı koymayan. Bak hepsinde tek tek ayrı ayrı alamet var. Hatta deniyor ya mesela, tek yumurta ikizi deniyor mesela. Çoğu insan baktığında fark edemiyor. Ama anneler hemen fark ediyor yani. Tek yumurta ikizi olduğu halde. Yani çok birbirine benzer diyorlar ama fark ediliyor yani. Onun beraber ne diyor? O küçük yüzde hadsiz alameti farkı bırakmayan bir sebep, bir tek insanın yüzündeki hatem-i vahdaniyeti cihetil el uzatamaz, değil mi? Mümkün değil yani. O özellikleri koyması lazım ki, bak, hatem-i vahdaniyeti icat cihetile. Hatem-i vahdaniyet burada yukarıda ne demişti? Sikiyahatiyet burada vahdaniyet. Vahdaniyet deyince o birlik bakıyor, bu da bütüne bakıyor, umum bakıyor yani. Bütünle beraber görmesi lazım ki ona o ayrıcılığı vermiş olabilsin. Evet diyor, insanın yüzüne o sikkeyi koyan zat elbette bütün efrad insaniye nazarı şuhudunda ve daire ilmi nedir ki? Yani sadece görmek de yetmiyor, ilim de gerekiyor buna. Yani sadece ben gördüm tamam değil yani. Nazarı şuhud da ilim dairesinde de olması lazım. Daire ilminde de olması lazım. Her bir insanın siması göz, kulak, ağız gibi ağza esasiyede birbirine benzediği halde birer alamet-i farika ile hiçbirisine tamamen benzemez. Bu ismi mesela, ferdi, ha? İsmi ferdi anlatırken bundan anlatıyor. İsmi ferdi bir cilvesi de bunlar. Mesela biz şimdi biz diyoruz Çinlilere birbirine benziyor. Hiçbirine benzemiyorlar. Onlar da, onlar da bizim için diyor. Hep bize birbirine benziyor ya. Yani. Ama hiçbirine benzemiyor ya. Yani. Ömer Hoca, şöyle bir misal verelim. Siz de hani görelek dediniz ya, şeyler ikizler olarak. Mesela ağırdaki koyunları, şey kuzular yayladan gelen koyunlarla buluştuğu zaman kokusundan anne yavruyla buluşup kokusundan yüzlerce, evet, binlerce koku. Evet, onlarda koku var. Hayvanda diyor ya, hayvan kokudan anlaştığı için onda da koku var. İnsanda biraz ama daha farklı. Ama koku da bir tuhaf yani. Başka tabii bir şeye taşındı şimdi. Yani siman dışında bir şey, koku, ses, mesela insanın ağlaması bile ya. Hatta bütün insanların gülmesi bile farklı. Farklı. Bir de ayağın, koku mesela net şu anda düşün, bu dersteyiz, kokumuz farklıymış. Başka bir iş yaparken kokumuz değişiyor. Tabii. Onun için mesela şey var ya. Fert hep fert bunlar ya. Mesela koku, o kokuya bak, frekansa bakıyor. Mesela köpeğin yanında geçerken korktuğu zaman salgıladığı kokudan dolayı sana saldırıyor. Allah. Eğer ki o kendi eminsen, güvenliysen ona göre koku salgılıyoruz. O zaman sana bakıyor, bundan bir şey olmaz, birazcık olmaz. 30 yılı duruyor, bak saldırmıyor sana yani. Çünkü kokmuyor benden diyor bu yani. Ona göre senin frekans yayıyorsun ya da koku salgılıyorsun ya. O da onu alıyor yani. Bunlar hep bir ismi fert. Del, fert isminin tecellileri, açılmış bir şey var. Evet. Esvanallah. Dediğin göz, kulak, ağız gibi ağzı esasiye birbirine benzediği halde birer alamet-i farkı ile hiçbirine tamamen benzemez. Nasıl o simada göz, kulak gibi ağızlar umum efradından her birine benzediği. Bak birbirine, pardon, birbirine benzediği. Organlar mesela benzediği, göz herkes aynı yerde. O nevi insanın sani bir vahid olduğuna şahit eden bir sikiye tevhiddir, değil mi? Bunun hakkında beraber işte vahidi gösteriyor. Vahid cihetini gösteriyor. Hepsinin göz, kulak, işte dediğim burun aynı yerde olması tevhid sikkesi olmuş oluyor. Öyle de hukuk insaniyenin muhafazası için sair envai fevkinde, diğerlerinin fevkinde yani diğer hayvanat, mahlukatın fevkinde
olarak o simalarda birbirine iltifat olmamak ve birbirinden tefrik için hikmetli pek çok alamet-i farika ile iftirakları, yani farkları, birbirine benzemeleri, o sani vahidin iradesini, ihtiyarını ve meşiyetini göstermekle beraber ayrı ve çok dakik bir sikki ahadedi oluyor ki. Değil mi? Bak bunlar Organların herkeste aynı olması Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir tarafını gösteriyor. Ne diyor? Ama bari, şu var, tabi bu simada oluyor yani. Çünkü Üstad mesela diyor ya, tesettür noktasında orada, işte bacak ustası baktım, hadi beni benzetebilirsin diyor yani. Ama sima öyle değil yani. Simada ister istemez o farklılık var yani. Zaten sima gerekiyor. Yok, derilerde de öyleymiş. Deri? Deri var ya. O başka. Yok şöyle. Ama o şimdi deride olan şey sen gördüm anlamazsın ki. Tabii evet. Sima görüm direkt müşahede diyor ya bak. Bizzat müşahede dersin diyor. Evet. Burada müşahedeye bakıyor. Şimdi deriye sen bakıyorsun, müşahede demezsin yani. O zaman ilim ortaya çıkıyor. İşte parmak izine bakacaksın. Öyle gelse vücuttan çıkan frekansa bakıyor. Kokuya bakıyor. O değişiyor yani. Da. Evet. Bizzat görme noktası, hukullah noktası direkt şeydir yani. Pardon, hukuk insan yoksa simadır yani. O noktalara bağlı. Yoksa diğer cihetlere biraz ilim devreye giriyor. O zaman hepsi fark ediyor zaten. İşler de farklı. Hepsi fark ediyor yani. Fark etmeye bir şey yok vücutta yani. Allah. O noktalara beraber onu, o alamet-i farikayı ne diyor? Koyan diyor, iftirak edin diyor. Bak, sani vahidin iradesini, ihtiyarını ve meşiyetini göstermekle beraber bunlar. Bak, hem iradesi var burada, hem ihtiyarı var, hem meşiyetini bu şekilde ne yapıyor? Bize gösteriyor. Ayrı ve çok dakik bir sikki ahadiyet oluyor. Bak burada gerçekten çok ince, bak çok dakik, çok ince bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın hadis sikkesini... Yani simanın arkasına geçince mi daha inceleşiyor? O da var da, zahirde baktığımız zaman, zahirde bile o incelik var yani. Dediği alemede farkı koymaz. Yani arkasında var da, manevi boyutu var, o artı. Ama maddi boyutunda o incelik gene var yani. Birbirine karıştırmaması, birbirine ince ince tefrik edilmesi yani. Çok dedi ya burada, irade, ihtiyar, meşiyetin onun üzerine silah etmesi yani. Bizzat orada o farzı göstermesi. Bütün insanları, hayvanları, belki kainatı halk etmeyen bir zat, bir sebep o sikkeyi koyamaz, değil mi bak? Onun olması için de bak, ne diyor? Bak, bütün insanları ve hayvanları diyor ya. Hayvanlar alakası var. Yani bütün mahlukat bunun içine giriyor yani, noktadan beraber. Demek ki sonra diyor ki kainatı halk etmeyen yani. Senin simandaki o ayrıcalık bir de sana bakmıyor. Dediği gibi kainattan alakadarlığı var. Bütün mahlukattan da alakadarlığı var ki o zat ona işte bu demiş olduğu ferdiye cihetiyle beraber, ferdiye cilvesiyle beraber ona onu yapabiliyor yani. O ayrıcalığı koyabiliyor. Yani ferdiyet burada onun ayrıcalığını ortaya çıkarmış oluyor. Evet, vahidiyet noktası, ehadiyet ciheti var ama bir de ona fert olarak tek başına, değil mi? Ona o hükmü, o icraatı yapabiliyor, koyabiliyor yani. Buradan da anlaşılıyor. Demek ki bu noktadan beraber ferdiyetin hakikati daha mükemmel anlaşılıyor. İşte bu demiş oluyor, cilvesi noktasında görülmüş oluyor inşallah. Burada kalalım. Bu abi, ben bir şey söyleyeyim mi? Şimdi mesela ferd ismi, cüz'i manada biz böyle gördük, hayretteyiz yani. Cüz'i manada. Acaba külli manada bütün kainatı tecelli... Bir anda görsek. Bir anda görsek nasıl oluruz? Bir de Peygamber Efendimiz bütün isimleri bu şekilde külli manada bütün kainatı tecelli bir anda görmesi nasıl bir makam, nasıl bir iman, nasıl bir nasıl bir makam değil mi? Evet abi. Nasıl bir mukaddes edecek? Mesela bazen şöyle düşün İbrahim, ben düşünüyorum da. Evet. Mesela bak, Peygamberimiz peygamber olduğunu biliyor mu? Evet. Biliyor. Yani. Ve başkası değil, benim. Şimdi peygamber, peygamber olduğunu bilmekten ait, peygamber oluşunu bilmekten gelen lezzet-i mukaddesesi, ona has lezzet-i mukaddesesini düşün. Ben peygamberim, yani Allah'ın tercihiyim. Bir de biraz daha yukarıya çıkalım, fert. Şimdi Allah Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor tabii. Allah Allah olduğunu bilmekten hasıl olan, öyle diyeceğim, hasıl olan ne diyeceğim? Allah Allah olduğunu bilmekten ortaya çıkan bir lezzet-i mukaddesesi, Allah'a ait lezzet-i mukaddesesini düşün. Allah, ben Allah'ım diyor. Kur'an'da var da, ben en Allah, Musa Aleyhisselam soruyor ya, ya Rabbi kulların soruyor, sen ben Allah'ım diyor, tamam mı? Şimdi en Allah, ben Allah'ım. Şimdi
Allah Allah olduğunu bilmekten hasıl olan Allah'a has ve mahsus olan lezzet-i mukaddesiyi düşün. İn aşağıya, ben peygamberim dese peygamberimiz, peygamber olduğunu biliyor. İşte bu, buna hep ismi ferda, ben peygamberim, beni tercih etmiş. Peygamber kimin değerleri değil, Allah'ım düşünebiliyor musun? Allah beni tercih etti. Ve o zaman sana has bir lezzet-i mukaddesesi var. Bütün zorlukları yapabiliyorsun bu sefer. Gel aşağıya, diyorsun ki Allah kim insanlıktan, Müslümanlardan razı. Müslümanların içerisinde de mücedditlikten razı. Ben de bu mücedditliğin içindeyim. Allah Allah! Yani bu mücedditliğin içindeyim yani. Ben 8 milyarın içinde değilim, mücedditliğin içindeyim. Düşün yani. O zaman biraz şuur edersek, ya ben Risale-i Nur talebesiyim ve sana has bir de bir şahsiyet vermiş külliyat, vermiş vesilamı. Sana has bir lezzet-i mukaddesi var senin. Lezzetin var, benim bende yok. Ömer ya, fukumuz acayip yaptın ya. Evet, bu da keselim inşallah. Subhaneke la ilme illa ma 'allamtana innaka ta'lamu ma lam ya'lam. Allahumme salli ala sayyidina Muhammed wa ala sayyidina Muhammed.